Değerli basın mensupları, Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki feci trafik kazasında 12 yurttaşımız hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız sürüyor. Bugün kurulumuzun gündeminde Erdoğan'ın kerameti kendinden menkul faiz sebep enflasyon sonuç safsatasını doğrulatmak için ekonominin altına döşediği mayın kur korumalı mevduat vardı. Kur korumalı mevduat uygulamasının işçinin, esnafın, orta direğin, hasılı vatandaşın kahir ekseriyetinin sırtına yüklediği yükü kur korumalı mevduat nedeniyle ekonomide hızla artan dolarizasyonu ve bunun sebep olduğu korkunç kırılganlığı değerlendirdik. Yeni ekonomi yönetiminin buradan çıkış stratejisi kapsamında hafta sonunda aldığı kararlar da kurulumuzun gündemindeydi. Eylül ayında başlayacak bütçe süreci, bu çerçevede hazırlanacak orta vadeli program ve zamanı gelen 12. Kalkınma Planı çerçevesinde ekonomide tüm aktörlere ufuk verecek bir plan ve programın neler içermesi gerektiğini de toplantımızda değerlendirdik. Örgütlerimizin süren kongreler süreci ve yedi ay sonra gerçekleşecek yerel seçimlerle ilgili yapacaklarımız, yaptıklarımızda toplantımızın bir diğer gündem maddesiydi. Değerli basın mensupları, Büyük Selçuklu'nun Büyük Veziri Nizamül Mülk siyasetnamesinde yöneticilerin işledikleri günahtan daha büyük günah yoktur diyor. Zira diyor, devam ediyor. Zira sıradan bir insanın yaptığı bir hata, sadece kendisine zarar verebilecekken idarecinin bir hatası bir millete mal olabilir diyor. Cahilce işlere engel olan yöneticinin Allah'ın lütfuna masar olacağını, bilimi yar ve yardımcı tutarsa iki cihanda da bahtiyar olacağını söylüyor. Bizde son beş yıldır kural tanımayan, akıldan ve bilimden uzak işler yapan, ben yaptım oldu diyen bir kişi iş başında. Bilimle ve akılla didişerek yaptığı hataların faturasını milletimiz işiyle, aşıyla, yeri geldiğinde canıyla, malıyla ödüyor. Tüm yetkileri tek bir kişiye veren ucube bir rejim sonrasında her şeyi çok hızlı yapacağız diye işe başladılar ve her şeyi ama her şeyi ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. Dengesiz, denetimsiz sistemde yanlış üniversiteye yanlış rektör bile atadılar. Son 5 yılda 151 Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkardılar. Bunun 83 tanesi yani yarısından fazlası önceki kararnameleri düzelten kararnameler. Deprem oldu, binalar yıkıldı. Marmara depreminde enkaz başına derhal intikal ederek binlerce canı kurtaran Mehmetçiğimizi zamanında sahaya süremediler. Çalışma ekipleriyle enkazı, operatörlerle iş makinalarını buluşturamadılar. Kurtarılabilecek vatandaşlarımızın yıkıntıların altında soğukta yardım çağıra çağıra ölmesine neden oldular. Deprem bölgesinde hala barınma sorunu sürüyor. Su yok, su sorunu da sürüyor. Önceki seçimlerde ekonomiyi iyi göstermek için milletin 128 milyar dolarını yakmışlardı. Bu seçimden önce de milletin 199 milyar dolarını daha arka daha arka kapı operasyonlarıyla buharlaştırdılar. Devlet yönetimi böyle, afet yönetimi böyle, ekonomi yönetimi de onlardan hiç farklı değil. Güya model dediler, faiz takıntısıyla ekonominin tüm dengelerini alt üst ettiler. Faiz inince enflasyon da iner diyerek akıldan, bilimden uzak safsataların peşine takıldılar. Faiz talimatla inince hem kur hem enflasyon patladı. Bu defa adına liralaşma dedikleri bir başka safsatayla Türk lirası mevduatı dövize endeksleyi verdiler. Faizden kaçarken dolarizasyona yakalandılar. Hortlattıkları enflasyon milli paramızı pul etti. Paramızın değer saklama işlemini bitirdi. Rahmetli Turgut Özal'ın inşallah gençlerimiz bundan ders alır. Bir daha böyle hesapsız, kitapsız hatalar yaparak gelecek nesilleri zor taşınan yük altına sokmaz diyerek kaldırdığı, bu ülkeye çok büyük bedeller ödeten, dövize çevrilebilir mevduatı modifiye ettiler, kur korumalı mevduat deyip yeniden getirdiler. Sonuç? Sonuç işte bu. Bu mevduat dolarizasyon grafiği. Dolarizasyon yüzde yetmişe dayanmış. Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin en yüksek seviyesine çıkmış. Biz böyle bir tabloyla ne 1990'larda ne de 2000, 2001 krizi zamanında karşılaştık. Ama biz bunların olacağını söyledik. Hükümeti defalarca uyardık. Ve geldiğimiz noktada ne yazık ki biz haklı çıktık. Elbette bundan hiç mutlu değiliz. 11 Ağustos itibariyle kur korumalı mevduat bakiyesi 125 milyar dolara ulaştı hazineye tek kuruş yük getirmeyecek diyerek pazarladıkları kur korumalı mevduat, elde avuçta ne varsa yiyip bitiren hayırsız evlada dönüştü. Geçen yıldan bu yana kur korumalı mevduat nedeniyle hazinenin kasasından çıkan para 152 milyar lira. Merkez Bankası kasası, bir de Merkez Bankası'nın kasasından çıkanlar var. Ama bunun ne kadar olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Çünkü burada şeffaflık yok. Devlet sırrı gibi saklıyorlar. Millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bile bilgi vermiyorlar. Merkez Bankası bilançosu verilerinden anladığımız kur korumalı mevduatın Merkez Bankası'na yani devlete zararı 17 Ağustos itibariyle 565 milyar lira. Ortada çok büyük bir yıkım var. Yani kur korumalı mevduat için bugüne kadar 717 milyar lira ödemişiz. Bunu ödemeseydik her bir aileye 27.577 lira verebilirdik. Bu parayla iki tane Osman Gazi Köprüsü dahil İstanbul-İzmir otoyolu yapabilir. Üstüne bir tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü, iki tane de Avrasya Tüneli yapabilirdik. İşte kendilerine akıllı uyanık sananların getirdiği kur korumalı mevduatın şu ana kadar millete neye mal olduğunun basit bir bilançosu. Kur korumalı mevduat 2018 yılında başlayan tek adam yönetiminin bu ülke ekonomisine diktiği son tüydür. Daha önce dövizle borçlandırılan bir avuç şirketi kurtarmak için Merkez Bankası'nın arka kapısından satılan 128 milyar doların bu millete çıkan faturasıdır. Yandaş zombi şirketlerin yüksek enflasyon ortamında Türk lirası borçlarının düşük faizi ödenmesine yardımcı olmak için halkımızın sırtına yüklenen yüktür. Emekliden, çiftçiden, işsiz gençten, milyonlarca dar ve sabit gelirliden milyarlarca liranın alınıp bir avuç zengin yandaşa peşkeş çekilmesidir. Ekonomi yönetiminin yeni vitrini bu durumu sürdü, sürdüremeyeceklerinin farkında. Bu süreç kontrol altına alınmadan dışarıdan para bulamayacaklarını da gayet iyi biliyorlar. Önce torba yasayla hazineden bu hesaplara ödenen garantileri Merkez Bankası'na aktardılar. Bir başka ifadeyle bu ödemeleri bütçeden kaçırdılar. Ama kimseyi ikna edemediler. Daha önce döviz hesaplarını kur korumalı mevduata çevirmek için bankalara hedef kayan hükümet bu hafta sonu çıktı bir takım kararlar açıkladı. Kur korumalı mevduatı Türk lirası mevduata çevirmek için hedef koydu. Yeni ekonomi vitrini Erdoğan'ın ekonomiyi ayağa kaldıracak büyük projesini tırnak içinde söylüyorum bir anda cami avlusuna bırakıverdi. Şimdi bir yandan bankaların yabancı para zorunlu karşılıklarını arttırarak döviz rezervlerini makyajlamaya, döviz tevdiat hesaplarının cazibesini azaltmaya, diğer yandan bankaların menkul kıymet tesisleriyle oynayarak kur korumalı mevduat yükünü hafifletmeye çalışacaklar. Yine parça parça bölük pörçük işler. Çok açık söyleyelim. Bu iş böyle yapılmaz. Ülkenin başına bela ettiğiniz kur korumalı mevduat böyle tasfiye edilmez. Önce bir kere geleceksiniz, bu kur korumalı, bu kur korumalı mevduatın kamuya yükü ne kadar? Bunu kalem kalem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklayacaksınız. Kur korumalı mevduatın ne kadarı bireylere, ne kadarı şirketlere ait? Ne kadarı yerlilere, ne kadarı yabancılara ait? Kur korumalı mevzu, mevduat kapsamında, ne kadar vergi muafiyeti sağladınız? Bunları bir millette paylaşacaksınız. Sonra da kur korumalı mevduattan çıkış için orta vadeli bir strateji hazırlayacaksınız. Bu stratejiyi bütüncül bir makroekonomik programın içine yerleştireceksiniz. Bunları yapacaksınız ki millet ve tüm dünya galiba ekonomide oyun kuralları değişti. Gerçekten değişiyor. Enflasyon aşağı doğru gidecek, gerekenler yapılacak diye düşünüp sizin bu öngördüğünüz geçişi asgari maliyette tamamlayabilsin. Ama bunları yapmadan alel acele aldığınız kararlarla, dün ak dediğinize bugün kara diyerek piyasalarda belirsizliği ve huzursuzluğu daha da arttırmaktan başka bir şey yapamazsınız. İşte daha birkaç hafta önce Merkez Bankası'nın yeni başkanı Türk lirası mevduat faizlerinin düşmesini alkışlıyordu. Türk lirası mevduat faizi politika faizine yaklaşmalı diyordu. Tamam. Ama şimdi bu hafta sonu aldıkları son kararlar son kararlarla Türk lirası mevduat faizleri hızlı artmak zorunda. Bu kararı uygulamak için yani kur korumalı mevduattan Türk lirası mevduata geçilmesini sağlamak için Bankalar kur korumalı mevduat sahiplerini çok yüksek faizli mevduatlarla Türk Lirası mevduata dönmeye ikna etmeye çalışmak zorundalar. Yani bir çeşit süper mevduatlar geliyor diyebiliriz. Mevduat faizlerinin yükselmesi demek banka açısından para toplamanın maliyetinin de yükselmesi demek. Bankalar hayır müessesesi değil. Bunu bir yerden çıkaracaklar. Bankaların verdiği hizmetlerin ve vatandaşa verecekleri kredilerin ister istemez faizleri yükselecek ve ben bir şey söyleyeyim önümüzdeki dönemde krediye ulaşmak bugünkünden çok daha maliyetli olacak. Sunni tenefüsle ayakta duran zombi şirketler için borç yükü altında izilen Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirerek geçinmeye çalışan aileler için hayat çok daha zorlaşacak. Piyasada çekler bankalardan dönmeye başladı. Finansman sıkıntıları her zeminde dillendiriliyor. Ticari krediler için bir düzenleme yapılmazsa iş insanları daha da daralacak, ödeme zincirleri kopma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Kur korumalı mevduattan Türk lirası mevduata geçiş hedefini tutturamayan bankalar düşük faizli hazine kağıtlarını almaya zorlanacak. Böylece bankacılık sisteminin telleri daha fazla girilecek. Bundan sonra yapılan her baskı telin kopma riskini arttıracak. Bu arada bir hususunda altını çizmek ve sormak istiyorum. Bu kararın öncesinde Cuma günü banka hisselerinde yaklaşık 400 puanlık bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün arkasında bazı bıyıklı yatırımcıların kararı önceden haber alarak harekete geç, geç, geçmesi söz konusu mudur değil midir? Bu konuya hızlı açıklama getirilmesi gerekiyor. Güveni sağlamak, bankacılık sektöründe tansiyonu daha fazla yükseltmemek için bunu hemen yapmak şart. Değerli basın mensupları. Bir ekonomi yönetiminin kredibilitesi söyledikleriyle yaptıklarının uyumlu olmasına bağlıdır. Demiştim. Söz ile eylem uyumlu değilse güveni sağlayamazsınız. Ne yazık ki bu ülkede en hızlı harcanan makam Merkez Bankası Başkanlık makamı oldu. Son beş yılda beş Merkez Bankası Başkanı gördük. Onun için biz yeni başkana da Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da buradan sesleniyoruz. Artık daha fazla zaman kaybetmeyin. Herkese güven verecek tutarlı bir programı milletin önüne koyun. Faturayı milletin sırtına yüklemekten artık vazgeçin. Bu programın içerisinde kur korumalı mevduatı nasıl tasfiye edeceğinizi milletle bir paylaşın. Söz verdiğiniz gibi şeffaf olun, hesap vermekten kaçmayın. Bütçe süreci başlıyor. Orta vadeli programı açıklayacaksınız. 12. Kalkınma Planı'nın da eli kulağında. Bu resmi dokümanlar bu ortamda çok daha önemli hale geldi. Önünüzde bir fırsat var. Laf olsun torba dolsun diye değil, bu defa ciddi bir stratejiyi de orta vadeli programla birlikte açıklayın. Yoksa sarayın irrasyonelliklerinin vebali sizin sırtınızda kalır. Genel Başkanımız da dün yaptığı açıklamada bu çağrıda bulundu. Bunlar yapılmazsa milletimizin ödeyeceği fatura altından kalkılması çok zor bir noktaya ulaşacak. Yapabilirler mi? Ben buradan açıkça söyleyeyim. En büyük kısıt sarayda oturdukça hayır. Sonuçta kur korumalı mevduatın yıl sonunda millete yüzlerce milyar liralık fatura, fatura çıkarması kaçınılmaz. Bunu Merkez Bankası nasıl ödeyecek? Tulumba'da su var mı? Hayır. O halde ne yapacak? Para basacak. Peki Merkez Bankası hem para basıp hem enflasyonla nasıl mücadele edecek? <laughs> Etmeyecek. Bunu kendileri de açıkça söylüyorlar zaten. Ne dedi Merkez Bankası Başkanı? önümüzdeki 3 yıl çift taneli enflasyon olacak dedi. Niyet belli. Para basacaklar, milletin elindekini, avucundakini enflasyonla alacaklar. Milleti daha da fakirleştirecekler. Erdoğan'ın ekonominin başına ekonominin yeni çarı olarak getirdiği şimşeğin ağzından beylik laflar dışında hiçbir şey çıkmıyor. Geldiği günden bu yana zamdan başka bir şey yapmadı. Bir de en son kumpir yemiş. Bir, bir tasarruf genelgesi çıkardı. Onu da ciddi alan olmadı. Ama enflasyonun sorumlusunu bulmuş. Memur zammı yüzünden böyle oldu diyor. Dolar baronlarına dövizde garanti verdiğiniz yandaşlara milyarları kaptıracaksınız. Sonra da enflasyonun sorumlusu memur olacak. Bir AK Partili belediye meclis üyesi de alın terinin hakkından tasarruf olmaz diyen sendikaya Affedersiniz ulan tarla mı kazıyorsunuz? Ne alın teri diye laf yetiştiriyor. İşte AK Parti zihniyetinin devlete, devletin memuruna bakışı bu. Ekonominin dar gününde göreve gelen hükümetlerin ellerinde ilk yüz gün, ilk altı ay, ilk bir yıl yapacaklarına dair acil eylem planları olur. Ama gördük ki bunların elinde bunların hiçbiri yokmuş bildikleri tek şey zam. Gün aşırı zam yapıyorlar. Biz Millet İttifakı'nın ekonomistleri olarak 2300 maddelik bir ortak politikalar mutabakat metni yazmıştık. Genel başkanlarımız da bunu onaylamıştı. Hiçbir şey yapamıyorsanız oradan bir şeyler koyup uygulayın. Ama o da yok. Milletimiz böyle bozuk ve liyakatsiz bir yönetimi hak etmiyor demografik demografik fırsat penceremiz hızla kapansa da hala genç nüfus avantajımız sürüyor. 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyarlık nüfusa, 58 ülkeye ve 21,5 trilyon dolarlık bir pazara erişme imkanımız var. Önceki krizlerde alınan önlemlere hızla cevap veren dinamik bir ekonomimiz var. Ülkenin bu potansiyelini harekete geçirecek plan ve programlar bir yol haritası artık gecikmeden açıklanmalıdır. Uygulanacak programın pusulası sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme, nirengi noktası ise refahın adil paylaşımı olmalıdır. Bugün yaşanan sıkıntıların sorumlusu olan Erdoğan, her zaman yaptığı gibi millet hayat pahalılığı altında inim inim inlerken, sin külahın görünmesin diyerek sütre gerisinde duruyor. Sadece hayat pahalılığı değil. Borçlar da milletin belini büktü. Geçen yıl sonundan bugüne icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artmış. 9 milyona dayanmış. Hükümetin umurunda değil. Vatandaşı kendi haline terk etmişler, kaderine bırakmışlar. Seçimde kendine destek olan kazanması için dua eden, Erdoğan kazanmasaydı milyonlarca mülteci kapımıza yığılacaktı diyen Macaristan Başbakanı Orban'a kuruluş günü kutlamalarına katılım adı altında millet ziyaretindeler. Bunlar vatandaşa sabır talkını veriyor, kendileri salkımı yandaşlarıyla birlikte yutuyor. 33 enflasyon beklenen yılda memura ve memur emeklisine yüzde 10 artı 15 zam önerecek kadar gerçekle bağlarını kopartmışlar. Bu hükümetten refah beklemek tekeden süt çıkmasını beklemek gibi bir şey. Seçimde ittifak yaptıkları ortakları sanki bu düzene destek veren kendileri değilmiş gibi şimdi yüksek fiyatlar yüzünden gençler evlenemiyor diye sızlanıyorlar. Sarayın belediye başkanları da çıkmış Gaziantep'te hakkını arayan işçiye bunun sorumlusu ne sizsiniz ne patron. Tek sorumlu yüksek enflasyon diye nutuk atıyor. İki yıl sonra enflasyon tek haneye düşecek, biraz daha sabredin diye akıl veriyor. Bu hayat pahalılığının sebebi yüksek enflasyon da, yüksek enflasyonun sebebi kim? Biz bir söyleyelim. Siz korkuyorsunuz, biz söyleyelim. Ülkede olup bitenin sorumlusu bellidir. Bu hayat pahalılığının nesebi sahihtir. Bu enflasyonun anası da babası da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seçimden önce tutulan fiyatların hepsi bir anda bırakıldıysa, benzinin mazotun fiyatıyla birlikte her şeyin fiyatı katlandıysa, camide imam bir ev kirasının 10 bin lirayı bulduğu bu ülkede asgari ücret geçim midir size soruyorum diye isyan ediyorsa, bunun sorumlusu bir zamanlar meydanlarda ekonominin sorumlusu benim ben diye bağıran Erdoğan'dır. Değerli basın mensupları, bu yılın ikinci çeyreğine ait verilere göre işsiz sayımız son iki çeyrekte 1 milyon artmış. 9 milyona dayanmış. Resmi verilere göre 1 milyon 671 bin kişi iş bulma umudunu yitirdiği için iş aramıyor. TÜİK'e göre çalışma çağındaki nüfusun yarısı iş gücüne dahil değil. Taşı sıksa suyunu çıkaracak 2,5 milyon genç ev genci olmuş evde oturuyor anasının babasının eline bakıyor. Hala 1 milyon civarında üniversite mezunu işsiz. Kendisine hayata tut, kendisine hayata tutunmasını sağlayacak bir iş arıyor. Bu iyi yönetilen bir ekonominin tablosu olabilir mi? Tabii ki olamaz. Bu ülkede 4 milyonu aşkın hane elektrik faturalarını karşılamak için bile yardıma muhtaçsa burada kimse iyi bir ekonomi yönetiminden bahsedemez. Credit Suisse diye bir banka var. Onun son raporuna göre Türkiye geçen yıl dolar kurunun en çok arttığı, borsanın ve ev fiyatlarının en çok arttığı, özetle parası olanın en çok köşeyi döndüğü, olmayanın ise en çok ezildiği ülke olmuş. En zengin yüzde bir, toplam servetin yüzde kırkına, en zengin yüzde on, servetin yüzde yetmişine sahip. Hal böyleyken kimse ekonomi iyi gidiyor diyebilir mi? derse yalan söylemiş olur. Aynen seçim öncesinde bu iktidarın yaptığı gibi. Tek kişilik rejimlerle yönetilen ülkelerde ekonomideki bozulma düşünceleri özgürce söyleyememenin, ülkede hukuk sisteminin, kuvvetler ayrılığının çökmesinin de bir sonucudur. Saray yargısı gazeteci Merdan Yanardağ, gazeteci Barış Pehlivan'ı, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay'ı içeride tutmak için hukuku eğiyor, büküyor. Ama İsrail'in Dışişleri Bakanı Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığından 10 yıl hapse çarptırılan bir İsrail vatandaşının diplomatik temas sonucu serbest bırakılacağını açıklıyor. Biz de bunu yine İsrail basınından öğreniyoruz. Hukuk ve adalet her yerinden çatır diyor. Değerli basın mensupları 2023'te başlayan seçim sürecinin son durağı önümüzdeki yıl Mart sonunda yapılacak yerel seçimlerdir. Geçtiğimiz seçimde yaşanan adaletsizlikler, har vurup harvan savrulan devlet imkanları, sahte videolarla yapılan sahtekarlıklar ve ekonomiyle ilgili söylenen yalanlar bir bir ortaya çıkıyor. Zam ve zulüm furyası insanları ezip geçiyor. Mayıs ayında seçimi kazanamadık. Buna çok üzgünüz. Ama diğer taraftan da 25,5 milyon seçmen genel başkanımıza oy verdi. Her iki seçmenden birinin iradesine sahip çıkmak durumundayız. Bu süreçte özellikle parti yöneticileri olarak bizlerin duygusal kopuşlarla, duygusal kopuşlara, melankoliye kapılma lüksümüz yok. Ayaktayız, kongrelerimizde örgütlerimizi, üyelerimiz ve delegelerimiz yeniliyor. Genel merkez olarak demokratik süreçlerin tas tamam işlemesini, üyelerimizin tercihlerinin yönetimlere eksiksiz yansımasını sağlamak için gereken her şeyi yapıyoruz. Sonunda hepimiz partimizin üye ve delegelerinin mihenk taşına vurulacağız. Karar neyse başımızın üstüne koyup bütün gücümüzle yerel seçimlerde tarihi bir zafere imza atmak, Erdoğan'ın zammına zulmüne dur demek için çalışacağız. Seçimlerden bugüne kadar, geçen iki buçuk aylık süre önümüzdeki günlerde yaşayacaklarımızın kısa bir fragmanıdır. Milletimiz yedi ay sonra sandıkta bu yap bugüne kadar yapılanların, bu zamların, zulmlerin faturasını tabii ki sarayın önüne koyacaktır. Zammada, zulmede, yoksulluğa da, Erdoğan'a da yeter diyecektir. Saray ilk günden beri bunun farkındadır. Tek çaresi muhalefetin 25,5 milyon oyunu dağıtmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni dağıtmaktır. Tabii haddi değildir. Sarayın kibirlisi Mart sonundaki seçimlerin hak, hukuk, adalet tanımayan, bilimden uzak siyasetiyle millete ağır bedeller ödeten keyfi yönetiminin önündeki son engel olduğunun farkındadır. Onun için 29 Mayıs sabahı ilk sözü İstanbul'u alacağız olmuştur. Biz de hedefimize mahalli idare seçimlerinde tarihi bir zaferi koyuyoruz. Tüm büyük şehirleri almayı hedefliyoruz. Kadim şehrimiz Konya'yı da alacağız diyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. ATV tarafından yönlendirilen sorular var. ATV'nin ilk sorusu şöyle. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi başına seçim kazanmasının mümkün olmadığı yönünde bir açıklaması oldu. Sizin bu konuyla ilişkin bir yorumunuz, bir değerlendirmeniz olacak. mı? Son seçimlerde Millet İttifakı çatısı altında bir araya gelen partilerin arasında bir tartışmayı biz doğru bulmuyoruz. ATV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mansur Yavaş'ın yerini Levent Gökün aday olacağı iddiaları var. Bu konuda bir açıklamanız olacak mı? Bunlar asparagastır, ciddiye almıyoruz. Fox TV'nin bir sorusu var efendim. Fox TV'nin sorusu da şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta konuştu. CHP'li belediyeleri çöp, çukur, çamur diyerek eleştirdi. İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılamaz dedi. CHP'deki değişim tartışmaları da soruldu. Onunla ilgili olarak da Kılıçdaroğlu benimle kaç yarışa girdi? 13'te 13 yaptı. Şimdi 14'te olsa, 15'te olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım diye konuştu. Siz Erdoğan'ın bu açıklamalarına ilişkin bir yorumunuz, bir değerlendirmeniz olacak mı? Anlaşılan anlaşılan Avrupa'nın iki otoriter yöneticisi Orban ve Erdoğan son ziyarette karşılıklı birbirlerini iyi ağırlamışlar. Erdoğan Orban'ın güzellemelerine kendini kaptırıp ülkeyini hale getirdiğini unutmuş. Gerçeklerden de iyice kopmuş. Bizim Erdoğan'a tavsiyemiz önce bir belediyelerimizi ziyaret etmesi. Belediyelerimizin yaptıkları hakkında bir briefing almasıdır. Dedikodu üzerine konuşmasın. Devlet adamı dedikodu yapmaz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısında çöp dağlarından bahsediyor. Büyükşehir Belediye binası Fatih ilçesinde. Çöpleri toplama sorumluluğu da o ilçede AK Partili Belediye Başkanı tarafından yönetilen Fatih Belediyesi'nde. Anlaşılan Erdoğan Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki görev dağılımı da unutmuş. Bizim kendisine tavsiyemiz Büyükşehir Belediyelerimizle uğraşmak yerine önce kendi sarayının çerini, çöpünü bir temizleyiversin. Bizim belediyelerimiz hem Covid salgınında hem de arkasından gelen ekonomik krizde, yine son yaşanan depremde hükümetin yapmadıklarını yaptı esnafımızın, çiftçimizin, vatandaşlarımızın, depremzedelerin yanında dimdik durdu. Belediyelerimiz gerek vatandaşlara yardımda, gerek toplu taşımada, gerek diğer belediye hizmetlerinde sosyal demokrat belediyeciliğin rahatlığını hükümetin tüm engellemelerine rağmen hemşerilerine yaşatıyorlar. Diğer soruya gelince Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a defalarca çağrı yaptı. Televizyonda hem de TRT ekranlarında defalarca karşıma çıksın dedi. Cesareti varsa programa çıksın. Bir de bunları genel başkanımızın yüzüne söylesin, cevabını alsın. Bir önceki seçimde yaşadığı İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya büyükşehir belediyesi yenilgilerini nereye koyduğunu bu yenilgiden sonra neden istifa etmediğini bir açıklayıversin. Yine son yapılan milletvekili seçimlerinde partisinin oy oranındaki dramatik düşüşleri çıksın bir millete anlatsın. Geçtiğimiz seçimler hakkında konuşacak son kişi Erdoğan'dır. Çünkü gösterdiği sahte videolarla söylediği yalanlarla seçimin ahlaki meşruiyetini bitirmiştir esas çekip gitmesi gereken Erdoğan'dır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.